Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir, zil butonuna da aktif hale getirerek çektiğim tüm videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi ara ara bazen veriyorum. 732 altın başak yeşilim ve sarımın numarası da leylak 443 arkadaşlar, pardon. Ki bu da leylak, yeşilim de leylak. İplerim leylak arkadaşlar. Bu eski iplerimden 940 da lila rengi. İpimin numaraları bu şekilde arkadaşlar. Tığımda 22 numara. Şimdi modelimizi gösterelim. Evet. Bugün sizin için hazırladığım modelim de bu. Fıstıkların kenarında açan papatya yapraklarım. Bu şekilde zeminimizde birbirine uyum sağladığını düşünüyorum arkadaşlar. Kirpikli trabzanların arasına da üzerine de bu şekilde yapraklar hazırladım. Yapraklarımın üzerine de tek fıstığının kenarlarına bu şekilde papatya yapraklarıyla bezedim. Hoş, zarif bir model oldu arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, iki zincir çekerek tığ battıramızı hazırlıyoruz. Şöyle tığ battının içine sık iğne ile giriyoruz. İki yaprağımızın arasında bu şekilde 8 tane kirpikli trabzan bırakıyoruz. İlk başlarken arkadaşlar bir zincir çekip sahte trabzan yaparak başlıyoruz. Şöyle bunu ilk defa tığ battıya battığımızı düşünün. Bir defa tığımızı doluyoruz. Ve hemen yandaki trabzana girip bakın tığımda olan 3 tane ilmeği bu şekilde üçünü birden kapattım. Ve buraya 4 tane zincir çekip tomurcuk yapıyorum. Tomurcuğumu hemen bu trabzanımın içine kapattım. 7 oldu. Bir defa tığımı doladım. Hemen boş olan trabzanımın içine girip kapattım. 4 zincir ve bir zincirimi çekiyorum. Bakın şunu yapacağız arkadaşlar. Şu kenardaki boş ve kirpikli trabzanımızı yapacağız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi bir zincirimi çektim. Bir defa tığımı doluyorum. Boş olan trabzanımın içine girdim. Kapattım sahte trabzanla. Bir zincirimi çektim. Bir defa doladım. Ve bakın boş olan trabzana girip üçünü birden kapattım. 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi kapattım bu şekilde trabzanımın içine. Bir zincir çektim. Bir defa doluyorum. Şimdi bakın buradaki boş olan trabzana yine bir sahte trabzan yaptım. Kenarları boş trabzan, ortadaki kirpikli trabzan. Bu şekilde trabzanı yapıyoruz. Ve 10 zincir çekiyorum. 4, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle ters tarafına çeviriyorum modelimi. Burada yaptığım boş olan trabzanımın tepesine bu çektiğim 10 zinciri sık iğne ile sabitliyorum arkadaşlar. Buraya bu şekilde. Bu şekilde sabitledim bakın 10 zincirimi. Ve 2 tane zincir çekiyorum şöyle dibine. Düz tarafına döndüm. Bu yuvanın içine 2 tane yaprakla bir tane dal yapacağız arkadaşlar. Bir defa tığımın başını doluyorum. Hemen yuvanın içine girip 2 2 alarak 2 tane trabzan yapıyorum. Minik minik 2 tane trabzanım var. Bakın her trabzan yapış yine dolamamı artırıyorum. Şu dibine 2 2 şöyle 2 2 defa 3 defa pardon 4. trabzan için 3 tane defa tığımı doladım. Bakın 2 sıkı sıkı alıyorum şöyle kalın kalın
trabzanlarımız olsun. 2 ve 2. 5. için 4 defa toplamda tığımın başını 4 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 2 2 Bu şekilde trabzanımızı yaptık. Sonuncu trabzanımız için yine 4 defa doluyorum arkadaşlar. Ve buraya sahte trabzanlar yaparak aşağıya ineceğiz. 2 Şöyle aynısı olduğu için hızlıca yaptım. Bakın bu şekilde toplamda 6 tane trabzan oluyor. Şimdi sonuncusu arkadaşlar bizim sık iğne için kullanacağımız trabzan yuva olmuş olacak. 4 tane zinciri bakın şu şekilde. Biraz akşam çekimi oldu ya arkadaşlar, inşallah net gözüküyordur. Ben pek net görmüyorum ama. Ve burada bakın şu şekilde 9 tane buraya sık iğne yaparak aşağı ineceğim. 3 oldu. 4. Biraz bu yaprağın arkadaşlar dolaması, öbürleri 7 idi ya, fazla olduğu için fazla sık iğne yapıyoruz. 5 6 7 8 Hızlı yapmıyorum ki şöyle her bir şeyi gözüksün arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi 9.'yu da yapıp 10.'yu da yuvada yapalım. Şöyle hemen sağa çekelim, yer açılsın. Şöyle aldığım ilmeği tığımda olandan geçiriyorum. Evet, yaprağımız bu şekilde. Şimdi arkadaşlar dalımızın yapımına geçelim. 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. Ve 2 2 2 Bakın buraya 3 sefer daldım. Şöyle kalın bir trabzan yaptım. 6 tane zincir çekiyorum. O 6 zincir yapacağımız fıstığımız için, çiçeğimiz için yuva olmuş olacak. Bu şekilde 6 zincirimi yuva olarak kapattım. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi bu şekilde kapattım. Ve 2 zincir çekerek buradaki yaprağımızın yapımına başlayacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Evet, bu yaprak güzel oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum, ben sevdiğim için mi yapıyorum. 5 tane trabzanımız, kenarında bir tane sık iğnemiz, dalımız ve öbür tarafında yaprak yapıp aynı şekilde trabzana inip arkadaşlar bu şekilde kirpikli 8 tane trabzanlar yapıp devam edecek. Şimdi arkadaşlar bakın bu yaprağı da tamamladım ve şu inişi size göstermek için geri geldim. Bakın buradaki trabzan vardı ya, trabzan seviyesine inmek için bu şekilde sık iğne ile girdim. Buraya bir defa zincirimi çekiyorum bakın dibine. Bir defa tığımı da doladım. Şimdi boş bir tane trabzan yapıyorum. Yaprağımın kanadı fazla rahatsız olmaması için bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Şimdi geri kalan kısımda çok sık bir alt yapmışım herhalde arkadaşlar. Zincir çekmeden bu şekilde sadece dolayarak yaptım. Zincir çektiği zaman böyle net görüntü olmuyor. Marullanıyor, böyle topaklanıyor üst üste. Bakın bu gergin ütülü gibi güzel bir görüntüsü var. Şimdi şöyle hoca hoparlörleri de açtı. 4 zincirimi çekiyorum. Buradaki trabzana kapatıp aynı şekilde devam ediyorum. Bakın bu boşluk şöyle, eğer hemen yapsaydı kirpi değecekti. O yüzden bir tane boşluk yaptım. Şunu demek istemiştim arkadaşlar. Bakın şöyle güzel duruyor. Evet. Şimdi ezana saygısızlık olmasın arkadaşlar.
Hemen ezandan sonra da papatyamızı yapalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde hazır. Şimdi şu altı zincirli yuvamızın içine giriyorum. Tam ortadan böyle sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. Şöyle şuradan da çekelim ipimizi. İyice otursun. 7 tane zincir çekiyorum. Bir de sık iğnem 8 sayılır arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincirimi çektim bu şekilde bakın. Arkadaşlar ben her zaman şey söylerim. Şu fıstıkların bakın yuvarlakları şöyle havada olan yok. Biri aya bakıyor, biri yaya bakıyor mu derler artık. Yani biri havada, biri tavada değil. Şöyle ikisi de dibe bakarsa ben öyle seviyorum. Güzel oluyor. Şimdi onun için ne yapıyoruz? Tüm taktikleri söylüyorum. Öyle yapanlara da buradan uyarıyorum diye. Olursa sesleniş. Her türlü video çekilir arkadaşlar. Neyse, espriyi bir tarafa bırakalım arkadaşlar. İşimize geçelim. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Fazla ipimizi az uzatıyoruz. 3 tane ilmeği kısa kısa bakın zincirin altından geçtim. Şöyle bir tane aldım ya dibinde sık iğne. Fazla çekmiyorum, küçük. Bu şekilde 3 tane ilmeğimizi minik minik çekiyorum ki fazla uzamasın arkadaşlar. 3'ten sonra rahat. Bu şekilde 4. Toplamda 18 tane buraya ilmek toplayacağız fıstığımız için. 5 6 dibinde bir zincir, ipi uzat 7 şöyle 8 9 dibinde zincir 10 sanki koyu bir bozluk var arkadaşlar. 11 12 13 14 15 şöyle rahat uzatalım. 16 17 ve 18'inciydi. Fazla değil, az çekiyorum. Son 3 ilmeği bu şekilde az çekmeye çalışıyorum. Şimdi bütün ilmekleri 18 tane ilmeği arkadaşlar tığımda şöyle yine baştan bir ilmek alarak yavaş yavaş bu ilmeklerin şöyle hepsinden geçerek şöyle çıktım. Bakın. Şimdi bu yeşil yuvadan da dibine bir tane sık iğne yapacağım. Bismillah girelim. Ve dibinde sık iğnemi yaptım. Tığımdaki ilmekten de geçtim. Şöyle buraya 18 tane bakın fıstığımızın kenarına 18 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zincirimizi çektik. Hemen şöyle ters tarafına çeviriyorum. Bakın fıstığımızın şu şekilde ilk başladığımız sık iğne yaptığımız yere şu ipi de arkadaşlar bakın şu arada sık iğnemin altında kalsın, kaynasın, sağlamlaşsın orada. Onu da oradan alıp bakın bu şekilde yeşil yuvanın içine ben buraya sık iğne ile böyle fıstığımı kapatacak şekilde bir yuva yaptım. İki tane zincir çekip hemen düz yüzüne döndüm. Şu ipimi arkadaşlar şuradan hemen yakıp geliyorum. Evet. İki zincirimizi çekmiştik. Bir defa tığımı doladım. Buradaki yaptığımız 18 zincirli yuvanın içine giriyorum. 2 2 olarak alıyorum. Burada iki tane trabzanım oldu. Bir defa doluyorum. Üçüncü trabzanımı ilk önce 1 sonra 2 sonra 2 olarak alıyorum. Bunu yapmak arkadaşlar şu dibinin alırken sık iğnesini sıkı yapmak. O zaman çok güzel duruyor papatyalar. Bir defa doladım. Dördüncü için bakın şunu ilkini birinciyi oturtturup ikinciyi normal
İkinciyi normal. Bu şekilde 4 tane trabzan yaptık. Şu dönüş zincirimle beraber 4. Şimdi 2 tane zincir çekip yine aynı şekilde buradaki papatyamın içine zincirimin içine kapatıyorum. Bir tanesini oluşturduk. İkincisi için yine 2 tane zincirimi çektim. Bir defa doladım. Hemen 2 olarak aldım. Bakın şöyle oyuntulu bir papatya için aşağıdan yukarı olarak büyütüyorum. Şu şekilde bir defa doladım. Hemen bakın arasına giriyorum. 1. Oturtturdum dibine. 2. 2. 3. Bir defa doladım. 1. 2. Ve 2. Bakın 4 oldu. 4 olunca yine 2 tane zincir çekip hemen bu zincirden yaptığım yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Evet, 2 tanesini beraber yaptık arkadaşlar. Bakın bu şekilde kenara da çekelim. Bundan 5 tane bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, bakın 5'i tamamladım bu şekilde. Aynı size bu iki usulde gösterdiğim usulde devam edip 3 tane daha yaptım. Şimdi koparmadan önce arkadaşlar bakın bu yeşil yuvaya girmeyi unutmayın sakın. Burası püf nokta. Hani küçük şeyler büyük güzellikler yapar ya. Bu şekilde arkadaşlar bakın yeşil yuvada kopartın. Kenarda kopartırsanız böyle ne diyeyim yukarı yukarı bakar. Evet. Şimdi zincirimizi çektik. İpimizi kopardık. İpimi yakıp hemen vedaya geliyorum arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar. Evet. Bu şekilde mor ve sarının yanına da bir tane pembe ekledim arkadaşlar. Çok hoş oldular. Düşünün. Sade bir siyahın üzerine de çok güzel olur rengarenk. Siyah yazmanın üzerinde içinde çiçekleri olan bu renkten çiçekleri olanlara da çok güzel olur. Yapılan her şey genelde çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir de şu şekilde deneyelim. Şöyle gece çekimi olduğu için sanki net çıkmadı gibi geldi arkadaşlar. Bir de böyle beyaz zemini arkasına koyup sizlere göstermek istedim. Bir de bu şekilde bakın. Çok hoş ve çok zarif oldu gerçekten. Şöyle. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.